Migros TV'ye hoş geldiniz arkadaşlar. Bugün Ertan Gazi ile birlikteyiz. Ona hem beslenmeyle alakalı hem de yeme içme zevkleriyle alakalı bazı sorular soracağım. Hoş geldin abi, nasılsın? Hoş bulduk, siz de nasılsınız? Ben de iyiyim, çok teşekkür ederim. Hazırsan hemen ilk soruyla başlamak istiyorum. Hazırım. En sevdiğin yemek ne? En sevdiğim yemek... Molohiya. Molohiya? Bilir misiniz molohiyayı? Vallahi bilmiyorum. Sanırım... Orijini Arap olup Kıbrıs'ta yaptığımız panağa benzeyen bir yemektir, yemek çeşidimizdir. Dana eti ve tavuk eti veya kuzu etinden yapılır. Ben dana etlisini daha çok seviyorum. Evet, var ıspanak var içinde. Ya ıspanak yok da ıspanağa benzeyen bir tarzı var. O şeyin adı mı bu? Evet, yaprağın adı molohiya. Evet, anladım. Bir de en sevdiğin tatlıyı soracağım sana ama bunun ismini söyleme bana. Sadece tarif etmeye çalış. Nasıl görünüyor, nasıl bir tadı var? Ben de bilmeye çalışacağım. Yuvarlak. Tamam. Dışı sarımtırak, sıcak ancak içi beyaz soğuk. Profiterol falan. Bilmece gibi oldu. Profiterol değil herhalde. Yok, profiterol değil. Sıcak olmaz profiterol. Aslında dur. Peki, bilebileceğim bir şey mi yoksa burada? Bence bilirsiniz ya. Yani çok traditional bir, geleneksel bir tatlı değil. Ancak bilinen bir tatlı diyebiliyorum, umarım. Nasıl peki, böyle sütlü bir tatlı mı yoksa şekerli mi? İçinde dondurma var diyelim. Beyaz İçinde olan dondurma. Kısmı, soğuk olan kısmı dondurma. Bilemedim. İçinde kızarmış dondurma. Kızarmış dondurma. Abi ben daha enteresan bir şey bekliyorum yemek sorusundan sonra. Vallahi daha enteresan bir dondurmayı çok severim. Tamam peki. Kıbrıs'ın ünlü yemekleri neler abi? Var mı böyle hani Kıbrıs'a gidersen şunları yemeden dönme diyeceğin şeyler? Tabii ki bahsettiğim gibi molohiya. Tabii her yerde bulamazsınız. Bir eve gitmeniz lazım. Ev yemeği olarak geçiyor. Ya yani orada restoranlarda fazla restoranlarda yani satan restoranlar mutlaka vardır. Ancak genelde ev usulü molohiyalar daha güzel olur. Küp kebabı diyelim. Yine kuzu eti veya dana etinden. Dana eti çok fazla değil de. Kuzu etinden yapılır. İçerisinde patates olur. Çamurla bulanmış fırınlarda pişirilir. 56 saatle 5 saat arası bir pişme süresi vardır. Sanırım benzeyen bir kebap çeşidini Antep'te yapıyorlardı. Kuyu kebabı mı? Kuyu kebabına benziyor, evet. Onun dışında yemek değil de pilavunamız var. Bir poğaça. Pilavuna. Çeşidi. Pilavuna, aynen. Poğaça gibi düşünün ancak genelde üçgen şeklinde olur. İçerisinde ise hellim peyniri vardır. Hellim peyniri değil, hellim daha doğrusu. Hellim peyniri burada diyorlar. Orada direkt hellim diye mi geçiyor? Orada direkt hellim zaten. Çok fazla peynir çeşidimiz yok, elden direkt kestiğince anlıyoruz. Yani bu üçü bence yemeden ayrılmayın orada. Okey, süper abi. Peki Amerika'da bir öğrencilik hayatın oldu. Evet. Orada beslenme konusunda yaşadığın sıkıntılar neydi? Var mıydı böyle bir zorluklar? Vallahi tabii ki de vardı. Okulumuz her ne kadar bir de destek olsa da, yani işte kampüs içerisindeki restoranlardan belli bir kredimiz olsa da alışveriş yapmak için. Maalesef yani bu Akdeniz bölgesinde büyüyen biri olaraktan oradaki yemekler bana bayağı yağlı geldi. Ne kadar yani salataya falan, salataya girsek bile, salata yemek istesem bile onda bile yani bazen işte sosu olur. O zeytinyağı yoktu mesela. Zeytinyağı benim için getiriyordu oradaki restoranlar. Yani her şeyler, salatalar sıkıntı. Bile aynen. Bol kalorili falan böyle. Aynen öyle. Ben nasıl yapıyorlar hiç anlamıyorum ama. Ya burada sağlıklı beslenmek daha kolay diyorsunuz o zaman. Evet. Özellikle Türkiye'de. Benzer bir sorun vardı aslında. Hem Amerika'da, hem Kıbrıs'ta, hem Türkiye'de yaşadın. Üç farklı ülkeden hangisinin insanları daha böyle sağlıklı beslenme meyilliydi? Genel olarak yani beslenme alışkanlıklarına baktığında buradaki insanların hangi ülke daha böyle sağlıklı besleniyordu? Şimdi Amerika'yı en son sıraya atıyorum. Kesinlikle. Daha çok fast food ağırlıklı. Evet, aynen öyle. Türkiye ile Kıbrıs arasında şimdi iki ülkeyi karşılaştırmak biraz zor olacak. Çünkü sonuçta ben İstanbul'da yaşadım Türkiye'ye geldiğimden beri. Ancak Kıbrıs yani çok küçük bir yer. İstanbul'un 50'de biri kadar bir yer. Yani kaldığım yer. Yani orada biraz daha, Kıbrıs'ta biraz daha ev yemeği ağırlıklı beslenildiği için ve ayrıca meyve ve sebzeler evlerin bahçelerine yetiştiği için biraz daha sağlıklı beslenmeye yönelik oradaki insanlar diyebilirim. Ancak bu yani karşılaştırmaya girmek İstanbul'da biraz zor olur. Yani İstanbul'da yani burada da Anadolu'da mesela evet. Muhtemelen çünkü benzerdir. Eminim ki buradaki insanlarımızın da elinde öyle bir
olanak olsa, seçenek olsa sağlık besleme konusunda hayır demeyecekler gibi muhakkak. Metropol sıkıntısı. Aynen, metropol yani. Sıkıntısı var. Peki takımın en oburu kim sence? En oburu Tibor. Tibor. Tibor Plyce. Ya bu soruyu soruyorum bütün takıma. Vallahi kim dediler? Cevapları topluyorum. Ya şimdiye kadar herkes Tibor herkes dedi. Herkes Tibor dedi. Evet. Yani arkadaş ve kimse düşünmüyor da. Arkadaş uzun, yavaş yiyor ve çok yiyor. Yani o yüzden bence kime sorsanız aynı cevabı verecektir. Peki sen kendini böyle çok yiyen biri olarak nitelendirir misin? Tibor'dan sonra ben geliyorum, evet. Ciddi misin? Genelde yemek masasında beraber takılıyoruz o yüzden. Ha, herkes işini bitiriyor artık. Evet, biz de beraber takılıyoruz. Çok iyi abi. Peki Migros'a gittiğinde orada vakit geçirmeyi en çok sevdiğin reyon hangisi oluyor? En fazla vakit geçirmeyi sevdiğim reyon. En sevdiğin reyon ya da? Vallahi şey diyebilirim, bu süt ve süt ürünlerinin olduğu reyon diyebilirim. Çünkü kefirinden tadım, yok sütlü tatlıları olsun. Oradan mesela hellim geliyor, hellim peyniri geliyor, hellimi alıyorum falan böyle. Orada bayağı bir vakit geçiriyorum. Süt ürünlerini bayağı seviyorsun, evet. O zaman düşkünsün. Peki kahvaltıyla aran nasıl? Kahvaltı etmeyi sever misin? Kahvaltı yapıp geldim, evet. Gayet güzeldi. Düzenli eder misin peki her gün? Dikkat eder misin? Antrenmanlarımız genelde bizim öğleden sonra olduğu için zamanım oluyor kahvaltı yapmaya. O yüzden dikkat ederim, evet. Neler yiyorsun peki genel olarak? Süzme peynir yiyorum. Zeytin olsun. İşte ekmeği biraz kızartıp üzerine bal sürüyorum. Domates, salatalık. Bunun yanında günüme bağlı olaraktan çay veya kahve. Peki hangisini daha çok seviyorsun çayla kahve arasında? Kahve. Soğuk kahve, filtre kahve. Soğuk kahve. Süper. Peki, şimdi bu senin normal bir gününün kahvaltısıydı. Evet. Böyle bir kahvaltı sofrası hayal etmeni istiyorum senden. O masanın üzerinde neler görüyorsun abi? Ya burada limit yok. İstediğin her şey orada senin için sağlanacak. Vallahi krepler mi istersiniz, bal kaymak mı istersiniz? Krep, bal kaymak. Aynen, başka. Krep, bal kaymak. Poğaçalar mı istersiniz? Poğaça. Bizim orada yaptığımız hellimli, zeytinli kekler var. Kek. Kek tarzında oluyor. Allah'ım. Aynen. Hem içerisinde hem ellim oluyor, hem zeytin oluyor, hem kek tarzında oluyor. Vallahi güzel geliyor vallahi. Vallahi güzel. Süper abi. Peki Migros'tan böyle en sık ne satın alırsın? Aklına gelen bir şey oluyor mu böyle? Her gittiğimde şunu mutlaka alırım dediğim bir şey. Her gittiğimde mutlaka tavuk göğsü alırım. Tavuk göğsü. Yani ya tatlı olarak değil yani. Tavuk göğsü yemek. Peki spordan önce veya sonra nasıl besleniyorsun? Böyle dikkat ettiğin spesifik şeyler var mı? Tabii özellikle maçlardan ve antrenmanlardan önce çok ağır yani yağlı şeyler yememeye dikkat ederim. Çünkü sonuçta enerjimiz bize sahada lazım. Tabii. Ancak işte maçtan veya antrenmandan sonra genellikle karbonhidrat ve protein ağırlıklı beslenirim. Neyi tabii, tercih ediyorsun daha çok mesela karbonhidrat, karbonhidrat açısından? Şimdi ben pek böyle işte bugün bunu yedim, yarın başka bir şey yiyeyim diye düşünen biri değilim. Alıştım mı bir şeye, gitmeyi severim, öyle gitmeyi severim. Bir rutin belirliyorsun. Aynen, rutin belirliyorum. Abi. Bahsettiğim gibi tavuk alıyoruz. Tavuk yiyorum genellikle antrenman sonrası. Ve işte makarna olsun, makarna olabilir, fasulye olabilir. Yani böyle şeylerle beslenmeyi seviyorum. Çok fazla değişiklik yapmıyorum rutinimde. Bakalım. Güzel, rutin adamısın yani biraz beslenme konusunda. Süper abi. Peki en unutamadığın maçı en sorsam sana. En unutamadığım maçım. Böyle direkt bir öne çıkan bir maçın var mı? Valla bu Efes'ten de önce ben Kuzey Kıbrıs'ta basketbol oynarken sanırım minik takımdı. Minik takımın son senesiydi. Yıldız takım zaten şeye gelmiştim. Yok, özür dilerim, minik diyorum. Küçük takımdı. Küçük takımdan sonra Yıldız takım geliyordu. Yıldız takımda Anadolu Efes'e gelmiştim. Küçük takımda Kuzey Kıbrıs'ta final oynuyorduk. Maalesef finali kaybettik. Ancak elimden geleni yaptığım için o maçta ve işte takım arkadaşlarımla saygısını kazandığım için o maç diyebilirim 40 saniyenin üstünde bir sayı atmıştım vardı. Süper. Evet. Vallahi tebrikler. Peki şimdi o güne dönmeni istiyorum senden. Döndüm. Ve o gün neler yediğini hatırlıyor musun? O gün neler yedim? Makarna yemişim de %100. Makarna tavuk. Makarna bizim tavuk. Orada makarna tava, makarna bulli diyorlar. Makarna bulli. Evet, bulli. Bulli. Makarna bulli. Ne bu, değişik bir yemek biz, mi? Yok, aynı. Yani makarnayla tavuk oluyor. Ancak yani şey, ayrı ayrı pişirilmiyor. Pişirdikten sonra biraz beraber bekletiliyor. Onun dışında üzerine hellim rendeliyorlar. Her yerde hellim var, evet. Her şeyde hellim. Her şeyde hellim var. Kek yaparken bile zeytinin yanında hellim. Tatlı da hellim. Bir de Kıbrıs'ta bildiğim kadarıyla kaşar loru yapıyorlar. Evet. Bir kere kaşar loru göndermişti bir bana oradan. Mükemmel bir şeydi. Burada bulamadım mesela. Direkt
kaşar luri, luri mi dediniz? Lor peyniri lor, ya. Direkt lor, lor peyniri, yani direkt evet. Nor veya lor diyoruz orada. Ha nor deniyor ona değil mi? Evet, evet, evet. Öyle bir şey var. Peynirlerle aran bayağı iyi o zaman senin. Evet, anladığım kadarıyla. Peki abi, bu sorularım bu şekildeydi. Şimdi tamam. Sana iki seçenekli sorular yönelteceğim ve bunlardan birini seçmeni isteyeceğim. Çok fazla düşünme böyle direkt. Hangisi seni yakalıyorsa onu yapıştırabilirsin cevap olarak. Bir veya iki mi diyorum? Evet, ikisinden birini söyleyeceksin. Tamam. Hazır mısın? Hazırım. Çilek mi, muz mu? Çilek. Mantı mı, köfte mi? Mantı. Döner mi, sushi mi? Döner. Kırmızı et mi, balık mı? Balık. Tavuk olsa tavuk derdiler abi. Büyük bir ihtimal. Patlamış mısır mı, cips mi? Patlamış mısır. Dondurma mı, yoğurt mu? Dondurma. Kabak mı, brokoli mi? Brokoli. Çay mı, kahve mi? Kahve. Yumurta mı, peynir mi? Çok zor soru. Şimdi o kadar peynirden konuştuk, peynir. Peynir değil mi? Peki, çikolata mı, şeker mi? Şeker derken? Ya böyle şekerli şeyler, bir de çikolatalar olur ya. Abur cuburlar gibi düşün. Çikolata, abur cubur, çikolata kesinlikle. Okey, tamam. Benim sorularım bu şekildeydi abi. Senin eklemek istediğin bir şey var mı? Beslenmeden zaten burada bahsettik. Siz de beslenmenize önem verin. Biliyorum zaten konuşmuştuk burada. İstanbul gibi büyük bir şehirde zamanlama ve besleme sıkıntı olabiliyor bazen. Ancak beslenmenize önem verirseniz siz de sağlıklı bir yaşam sürebilirsiniz. Süpersin abi. Bu videomuz da bu şekildeydi arkadaşlar. Migros TV'ye abone olmayı ve videoyu aşağıdan beğenmeyi lütfen ihmal etmeyin. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın. Hoşça kalın. Çok sağ ol abi. Teşekkür ederim.